Atıf Bey, sizce buna ne sebep olmuş olabilir? Somer Bey'e de anlattım. Gebeliğin ilk aylara özellikle dikkat gerekiyor. Ağır kaldırmış olabilir. Üzüntü, stres sebeple olabilir. Çiğ gıda tüketiminden kaynaklı olabilir. Hastamız ilaç kullanıyor muydu? Hayır. Biz bilhassa buna çok dikkat ettik. O halde saydığım sebeplerden biri. Ancak şunu bilmenizde fayda var Hüccan Hanım. Zor bir operasyondu. Buraya ilk getirdiklerinde annenin de hayatı risk altındaydı. Neyse ki şu an Türkan Hanım için tehlikeli bir durum yok. Ancak yeniden hamile kalması için tedavi olması gerekiyor. Nasıl yani? Türkan'ın bir daha çocuğu olmayacak mı? Bunun için kesin konuşmak yanlış olur. Ancak yeni bir gebelik şu an için söz konusu olamaz. İyi bir tedavi ve zaman gerekiyor. Anlıyorum. Yalnız bu konuyla ilgili oğluma ve gelinime şimdilik bir şey söylemeseniz rica etsem. Ya en azından bunun için yıkılmasınlar. Sonra uygun bir dille kontrolde falan söylersiniz. Peki. Sağ olun Atıf Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rıcan. Türkan nasıl? Şimdi mi geliyorsun? Şimdi haberim oldu. Selçuk aradı. Anca gelebildim. Neredeydin bu saate kadar? Bu kızı buraya postacıyla hizmetçi mi taşıyacaktı? Bu soruyu bana değil, o kızı evde yalnız bırakan Somer'e soracaksın Rıcan. Rıcan. Türkan nerede? Durumu nasıl? Bebeğini kaybetmiş bir anne nasılsa öyle. Somer yanında. Canım. İnan ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Tek tesellim senin iyi olman. Fakat biz bunu da atlatacağız. Tekrar çocuğumuz olacak. Üstelik bir tane değil. Mutlulukla sarılabileceğimiz bir sürü çocuğumuz olacak. Sen yeter ki iyi ol. Sağlıklı ol. Telefonumu neden açmadın Somer? Neden? Özür dilerim. Çok kızgındın bana. Çok öfkeliydin. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden ben bebeğimi kaybettim. Mine'yle senin yüzünden. Mine'yle senin yüzünden ben bebeğimden oldum. Haklısın. Mine'nin delilikleri yüzünden sana çok fazla şey yaşattım. Çok üzüldün, çok strese girdin. Hepsinin sorumlusu benim. Çok ağır bedeller ödettim ikimize de. Ama inan bundan sonra... Bundan sonra? Bundan sonra minicik kalbinin sesini dinlediğim... mucize varlığına tutunduğum bebeğim geri gelecek mi?
Bana bebeğimi geri getirecek misin Somer? Sizin küçük hesaplarınız yüzünden, Mine'nin hırsları yüzünden ben bebeğimi kaybettim. Türkan. Türkan. Bir tanem. Kaybettiğimiz bebek ikimizin bir parçası. Benim de canım çok yanıyor. Doktor zamanında gelseydiniz, bebeğinizi kurtarabilirdiniz dedi. Biliyorum. Keşke açsaydım telefonunu, keşke kurtarabilseydim bebeğimizi. Ama tartışmıştık, beni görmek istemediğini söyledin. Ben o anda gerçekten ne yapacağımı bilemedim artık Türkan. Bak, savunmak için söylemiyorum. Fakat ben böyle olacağını bilemezdim. Sen de bilemezdin. Keşke dinlememiş olsaydım seni. Hayatım boyunca affetmeyeceğim kendimi. Fakat Türkan, ne olur. Ne olur suçlama beni, yalvarırım. Bak ikimiz de çok canımız yanıyor, çok acı çekiyoruz şu anda. Yapma bunu. Ben bu suçlulukla yaşayamam. Gerçekten yaşayamam. Ben şu anda kendi kafama sıkmamak için çok zor tutuyorum. Geldiler mi? Çok geçmiş olsun Türkan Hanım. Geçmiş olsun Türkan. Katil. Bebeğimin katili. Ben kanlar içinde yerde yatarken çıkıp gittin odadan. Kimseden yardım istemeyeyim, kimseye ulaşamayayım diye önümdeki telefonu değneğine itip gittin. Bebeğim düşsün, bebeğim ölsün diye beni o halde bırakıp çıktın odadan. Türkan kızım, sen ne diyorsun? Türkan, ben o kadar vicdansız biri miyim sence? Telaştan bu sakat ayağımla ne yapacağımı şaşırdım ben. O an çıktım odadan, evet, ama yardım çağırmak için. Somer'i aradım, uzun bir süre açmadı. Neyse ki Ayla geldi, o postacı adamla götürdüler seni hastaneye. Yine sen beni aradığında Türkan hala evde miydi? Evet. Zaten hemen yetiş diye aradım ama açmadın Somer. Türkan hastaneye gittiğinde de tekrar aradım. Anlattım durumu. Ya ben kötülüğünü istesem yapar mıyım böyle bir şey? Türkan, bu halimle zaten ben sana yardım edemezdim. İkimiz de sakatlanırdık. Daha beter olurdu her şey. Yalan söylüyorsun. Sen benim bebeğimi bile bile ölüme terk ettin. Türkan yeter. Yeter, o kadar uzun boylu değil. Lütfen sözlerine dikkat et. Ben her şeyden önce bir anneyim. Kimsenin karnındaki bebeğine kastım olamaz benim. Hele hele Somer'in bebeğine. Tamam. Tamam, canın yandı, anlıyorum. Ama lütfen hemen beni suçlama. Canım yandı demek. Bu kadar basit. Benim canımdan can gitti. Ben bebeğimi kaybettim. Bir de utanmadan karşıma geçmiş yalan söylüyorsun. Sen katilsin.
Bebeğimin katili sensin. Türkan. Lütfen kızım, bak bu sözler sana yakışmıyor. Lütfen hadi git odana dinlen. Hadi. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.